Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, depremde hayatını kaybeden tüm kadınları saygıyla anıyor. Buruk da olsa tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Normal bir ülkede kadınların kazanımları baş tacı edilir, mücadelelerine de saygı duyulur. Ancak bugün sabahtan itibaren özellikle İstanbul'da her yere emniyet kuvvetleri konuşlandırılmış ve kadınları engellemek üzere bekliyorlar. Neden? Biz ne yaptık bu ülkede? Gerçekten saymak istiyorum, biz ne yaptık? Aileye reis koymuş, eşitliğin olmadığı bir medeni kanunu değiştirmek için mücadele ettik. Ondan sonra cinsiyetçi söylemlerin, maddelerin şaikasını barındıran bir Türk Ceza Kanunu'nun değiştirilmesi, evlilikte tecavüzün suç sayılması, genel ahlak adaba aykırı cürümler başlığına karşı benim bedenim bu, toplumun değil diyerek kişilere karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlıklarının getirilmesini sağladık. Şiddete karşı mücadelemizle 4320 sayılı tedbir kanununun getirilmesini sağladık ki ondan sonrasında eksikleri tamamlanarak 6284 olarak dönüştürüldü. Sonra hiçbir kadının yalnız olmadığını, her birimizin potansiyel olarak şiddetle, tacizle, cinsel saldırıyla karşılaşabileceğini ifade ederek kadın dayanışmasını güçlendirdik. İstanbul Sözleşmesi dedik. İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedik ve demeye de devam edeceğiz. Ve daha o kadar çok şey yaptık ki dernekler, vakıflar, kurumlar kurduk. Birbirimizin elinden tuttuk. Şiddet devam ediyor ve patriarkal sistem devam ettiği sürece tüm dünyada da şiddet bitmeyecek, sona ermeyecek. Biz bunu biliyoruz. Ama işte biz buna karşı yürüyoruz. Buna karşı mücadele ediyoruz. Kimse bize çiçeksiniz, böceksiniz, cennet ayakların altında falan gibi laflar etmesin. Bizim ihtiyacımız olan şey hamaset değil. Gerçekten şiddetin sona ermesi, haklarımızın uygulanması ve mücadeleye saygı duyulması. İşte bu yüzden her 8 Mart sokaklarda olacağız. Her 8 Mart mücadeleyi yükselteceğiz. Ve kentlerimizi de hayatlarımızı da yeniden kuracağız. Yaşasın 8 Mart, heşte adare pirozbe, mebruk yum elmara lil haremi. Saygılar sunarım.